Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici bu dilimde konuğumuz olacak diye hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Hayırlı akşamlar. Sağolunuz. Geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bölgedeydiniz uzunca bir zamandır. Bize takip ettik. Ben şöyle sorarak başlayayım. Depreme haber aldınız. İlk ne yaptınız? Bölgeye ne zaman gittiniz? Ne gördünüz? Deprem tabii olduktan sonra hemen telefonlar alarak ben uyandım. Ve hemen önce tabii arkadaşlarımızla bir telefon trafiği yaptık. Hemen parti genel merkezimizde, divan heyetimizde, Ankara'daki merkez karar yönetim kurulu üyelerimizle toplandık. Hemen genel merkezde bir deprem koordinasyon merkezi oluşturduk. Genel sekreterimizin başkanlığında. Hemen depremin yaşandığı 11 ile de birer divan üyesi, genel başkan yardımcısı ve iki MKYK üyesi olmak üzere üçer kişilik. Yanlarına da il teşkilatlardan da insan olarak bir hemen oralarla ilgili de bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Bununla birlikte bizim Alpin Ocakları Vakfımıza arama kurtarma ekipleri var. İçişleri Bakanlığı ile AFAD'la akredite olmuş birlikte çalışan 20 tim. Bunların her timde 18 ile 24 arası arkadaş var. Bu profesyonel ekipleri hemen bölgeye sevk ettik. Hemenden kastımız nedir? Yani şöyle hemen haber aldınız. Yola çıktılar. Diye bir saat 9-10 gibi yola çıktılar. Ama tabii o hava şartlarından dolayı özellikle Maraş bölgesine, Adıyaman bölgesine ulaşmaları bir 12-14 saat arasını aldı. Ama Konya'dan giden arkadaşlarımız Hatay'a, mesela yakın illerde olan ekipler vardı. Mesela Ankara'dan gidenler 12 saatte gitti ama mesela Sivas'tan çıkıp Kahramanmaraş'a giden arkadaşlarımız hemen öğlen gibi orada oldular. Yani saat ikinci depremi, hatta bir kısmı ikinci depremi bölgede yaşadılar. İşte Konya'dan yakın olan illerimiz, çünkü bizim bu arama kurtarma ekiplerimiz, Alpin Ocakları Vakfımıza ait olan ekipler hepsi Ankara'da değil. Yani Konya şubesinde olanlar var, Sivas şubesinde olanlar var, Uşak şubesinde olanlar var, efendim işte Antep şubesinde olanlar var. Bunlar hemen bölgeye yakın olanlar ilk başta ulaştılar. Tabii hemen gittiler ve daha sonra da tabii bunlara takviye olarak hemen şey kurduk, bir de yardım ekipleri, yani onları da yönlendirdik. Bir o kadar sayıda da 500'ün üzerinde. Biz de hemen ikinci günü bölgeye hareket ettik. Ben önce Sivas üzerinden Malatya'ya gittim. Malatya'da hem koordinasyon merkeziyle ziyaret ettim, hem yıkılan yerleri ziyaret ettik. Enkazdan çıkarma çalışmalarına inceledik onları. Zorda kalan vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım ulaştırdık. Oradan Gölbaşı üzerinden Adıyaman'a geçtik. Çünkü Adıyaman İl Başkanımızdan haber alamamıştık. Adıyaman İl Başkanımız işte depremin 3. günü kızımızı çıkardık. Ben de enkazın başındaydım, arama kurtarma faaliyetleri başında. 17 yaşında Gülnil Su'yu çıkardık. Maalesef Adıyaman İl Başkanımızla hanımefendiyi, eşini kaybettik. Adıyaman'da sadece il başkanımızı değil, ilçede görevli, ocakta görevli, eğitimci olarak görev yapan, gençlerimizden hayatını kaybedenler oldu. Ondan sonra da biz tabii Kahramanmaraş'a geçtik. Kahramanmaraş'ta bir kısım oradaki arkadaşlarımız da özellikle 12 Şubat ilçesinde büyük bir koordinasyon merkezi kurdular. 12 Şubat Belediyesi ile de ortak çalışarak Muhsin Yazıcıoğlu Koordinasyon Merkezi diye bayağı büyük bir şey tahsis etti onlara belediye, sağ olsun. Tabii Elbistan'da da depremin ikinci merkezi. Bir genel başkan yardımcımız Bülent İspir Bey zaten Elbistanlı olduğu gibi diğer Mikail Bey ile birlikte onlar Elbistan'a geçtiler. Onlar yaklaşık hiç gelmemecesine bir hafta 10 gün orada çalışmalarını devam ettirdiler. İşte ben Perşembe günü meclisteki toplantı için, olağanüstü hal görüşmesi için geri döndüm. Sonra hemen ertesi gün tekrar yola çıktık Adana. Adana'da çok fazla bir şey yoktu. Oradan Osmaniye'ye geçtik. Biz Osmaniye'ye geçtiğimizde, hatta oraya vardığımızda bir bina yıkıldı. Yani biz oradayken bir artçıyla herhalde. Onun Allah'tan orada vefat eden olmadı. Bir ara şüphelenmişlerdi binaya girip çıkan eşya almak için. Tam deprem olmadan birkaç dakika önce çıkmışlar, boşaltmışlar. Oradan İskenderun'a geçtik. İskenderun'da bayağı yıkım vardı. Orada hem belediye başkanımızla hem koordinasyon merkezimizle görüşme yaptık. Arkadaşlarımızla görüştük. Oradan Belen'de, Hatay Belen'de bizim çocuklar, arama kurtarma ekiplerimiz Hatay Belen'de çok güçlü bir karargah kurmuşlardı. Oradaki binaların çoğuna, pek çoğuna arkadaşlarımız müdahale etti orada
arama kurtarma olarak ve toplam bana bildirdikleri sayı 77 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardıklarını ifade ettiler. Oradan Antakya merkeze geçtik. Tabii depremin en çok vurduğu ve en fazla yıkımın olduğu yer olarak şahsen ben orayı gördüm. Yani Antakya merkezi gördüm. Orada da yine bizim hem Sakarya Alperen Ocakları'ndan gelmiş ekipler hem Konya'dan gelmiş ekipler, ikinci ekipler oradaydı. Yine aynı şekilde Manisa Kırkağaç'tan Hasan Arman kardeşimiz orada hemen daha üçüncü günü büyük bir 5000 kişilik bir aşevi kurdular. Onları kontrol ettik. Oradan Kırıkhan'a geçtik. Kırıkhan ilçe başkanımız Hasan Kelci kardeşimizin de kardeşi ve 7 çocuğu rahmetli oldu depremde. Oraya da bizim Konya Çumra Teşkilatı bir aşevi kurmuştu. Muhsin Yazıcıoğlu aşevi diye. Peki özür dilerim bölüyorum. Yani bütün bölgeyi gezdiniz. Gezdim evet. İlk günden itibaren de arkadaşlarınız sahadaydı. Tabii tabii hep sağ. Hala da arkadaşlarımız nöbetleşe sahadalar. Yine biz şu de buradan dönünce herhalde her şey daha gideceğiz. Koordineli şekilde devam ediyor. Tabii, devam İlk ediyor. Günler koordinasyonla ilgili ciddi sıkıntı ve eleştiriler gündeme geldi. Biz de sahadaydık, benzer şeyleri söyledik. Size yansıyan oldu mu? Şimdi şöyle, tabii mutlaka oldu. Yani çünkü ilk gün özellikle depremin bu kadar geniş bir sahada olması, bu kadar fazla il, yüzlerce ilçe, binlerce köy, tabii ki hepsine ulaşmak mümkün olmadı ilk anda. Yani şöyle değerlendirelim, siz de sahadaydınız Mehmet Akif Bey. İlk anda herkesin önceliği enkaz altındakileri çıkarmaktı. Yani birinci öncelik buydu. Tabii burada bu kadar arama kurtarma ekibini bir anda bölgeye sevk etmek mümkün değildi. Ama tabii bütün bunlar bize şunu gösterdi ki bunların hepsinden bir ders alacağız. Ve bundan sonra gerekiyorsa depremin ihtimali yüksek olan bölgelerimizde demek ki oranın orada ekipler kuracağız, bilinçlendireceğiz. Mesela bizim şöyle bir teklifimiz olmuştu. Biz dedik ki mesela AFAD'da 100 bin kişi çalışıyor. 100 binde bunun yedeği ya da ikizi olsun. Yani onlar da yine devlet memurlarından. Yani diyelim ki bir AFAD il müdürü var. Diyelim orada bir okul müdürü de onun ikizi olsun. Deprem olduğunda hemen onunla birlikte çalışmaya başlasın. Çünkü onun uyuması gerekebilir. İşte ama dinlenmesi gerekebilir. O deprem altında kalabilir. Hayır işte yediye olursa, birisi olursa, birisi olmaz. Böyle kuvvetlendirilebilir. Hatta çapraz illerden yapılabilir. Yani bunu şunu gördük ki biz depremin yaşanma ihtimali yüksek olan fay hatlarının bulunduğu ya da işte deprem uzmanlarımız bazen açıklıyorlar. İşte burada bir enerji sıkışması var. Bu patlayabilir diye. İşte buralara karşı daha dikkatli olmamız gerektiği gözüküyor. Efendim şimdi, bir şey sorabilir miyim? 50 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Tabii. 45.089. Evet. Yani enkazlarda hala çalışmalar devam ediyor. Bu sayı artabilir. Artacak gibi de görünüyor. Bir sorumlu olduğunu düşünüyor musunuz? Ve sizce kim sorumlu? Şimdi şöyle. Tabii bir tane sorumlu yok. Şimdi dolayısıyla da ve bu bugünün sorunu da değil aslında. Yani bugünün sorunu olan meseleler var. Ama bu 100 yılın, hatta 150 yılın, 200 yılın yani bütün yapılaşma, betonarme yapılaşma ne zaman başlamışsa o günden bugüne gelen bir mesele var, bir problem var. Siz de gözlemlemişsinizdir. Mesela bir de şöyle düşünce var. Efendim işte bu kadar yıkıma, işte bu açıklanan sayı gerçek değil. Az gibi söyleyenler var. Şimdi ben bunun doğru olduğunu şuradan tespit ettim. Yani iki sebebi var bize göre. Yani bu kadar büyük yıkıma rağmen evet 45 bin sayısı da çok yüksek ama daha fazla hani birileri gizlendiğini iddia ediyor. Tabii onların niyetinin de çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi esas yıkım ikinci depremde olmuş. Yani diyelim mesela Elbistan'da ilk depremde 30 bina yıkılmışsa, çıkmışlardı bina tabii ikinci depremde 300 bina yıkılmış. Şimdi ikinci sebebi de yıkılan yerler siz de görmüşsünüzdür. Kahir ekseriyetle merkezler, çarşı merkezlerinin olduğu yerler. Kahramanmaraş'ta diyelim Trabzon Caddesi, işte Adıyaman'da işte o alışveriş merkezlerinin olduğu cadde. Hatay'ın tamamı yıkılmıştı. Tabii Hatay farklı bir örnek ama Hatay'da da yine baktığınız zaman yıkılan kesimin önemli bir bölümü de yine ana merkez yani ana çarşı merkezi ve buradaki binaların çoğu ofis olmuş, dükkan olmuş, iş yeri olmuş. Dolayısıyla da o saatte
yine boş olmasından dolayı ben sayının buralarda kaldığını düşünüyorum. Yine siz de görmüşsünüzdür, yıkılan binaların %90'ından fazlası 99 öncesi yapılan binalar. Yani özellikle Maraş'ta, Elbistan'da, Adıyaman'da, hatta Hatay'ın önemli bir kısmında yok mu yeni bina var? Var tabii. Ama bunlar %5 ile 10 arasında diyebileceğimiz bir rakamda. Yani oranı açıkladılar. Hayır, açıklanan oran. Ama bizim gözlemlerimiz de öyle. Yani gittiğimizde görüyoruz. Efendim işte binalara baktığımızda aşağı yukarı pek çoğunu inceleme fırsatı olduk, bulduk. Ve hep binaların 99 öncesi, hatta çoğunun 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık binalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada sorumlu kim dediğinizde, burada sorumlu bütün bu yıkılan binalarla ilgili baktığınızda işte yer, bizim maalesef şehirleşme yapımızda bir problem var. Biz eskiden Türkler Anadolu'da ne yaparlarmıştı? Dağın eteklerine, şehirlerini, köylerine Hatay'da yerleşim. Dağın eteklerinde 50 yıllık, 100 yıllık böyle verme çatma binalar bile yıkılmadı, biliyor musunuz? Tabii yıkılmamış. Dağın eteğindeki hiçbir bina yıkılmadı. Tabii. Ama maalesef biz işin kolayına kaçmışız. Ranta kaçılmış ve ovalara. Şimdi biz de işte en son Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettiğimizde uçakla ya da helikopterle arada ilçelere geçerken baktık. Dağın eteklerinde, Maraş'ta olsun, Adıyaman'da olsun, işte Elbistan'da olsun, diğer bölgelerde bir tane yıkılan yok. Bir tane yıkılan yok. Maalesef işte bu yapılaşmanın seçiminden tutun da, yani ovalara, işte oynak zeminlere yapılmasından, dere yataklarına, oradan tutun da efendim işte bütün bu yapılaşmada kullanılan malzemeler, şimdi tabii daha güzel malzemeler kullanılıyor. Onun için de yeni binalarda yıkılma oranı çok düşük. Yani yok mu? Var. Bunların da tamamen insan hatasından kaynaklandığı ya da yapım hatasından kaynaklandığı çok net, açık, ortada. E şimdi bir tane TOKİ binası yıkılmamışsa da, diğer müteahhitlerin yaptığı bina yıkılmışsa, demek ki burada yapımla ilgili bir problem var. Bununla ilgili de zaten şu anda... TOKİ binaları yine böyle zeminlerde, mesela dikkat ederseniz tepelere yapmış. Tabii, tabii. Çok yerde. Tabii. Biz onları da eleştiriyorduk. Yani hep her birkaç yayında söylüyorum. Diyoruz ki buraya niye bu binaları dikmişler? Evet. Hepsinin hikmeti varmış valla. Doğru yapılmış zemin etütleri. Yani araştırmaları doğru yapılmış. Biz öyle görseline bakıp konuşuyormuşuz. Evet. Muhteşem binalar var böyle şehir merkezinde. Görseli çok güzel ama yerle eksan oldu. Tabii. Dolayısıyla o görselle ilgili değil. Efendim, Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması size ne hissettirdi? Ben öncelikle, tabii Kızılay bizim 154 yıllık göz bebeğimiz olan bir kurumumuz. Hilali Ahmer'imiz. Kızılay sadece Türkiye'de değil, kurulduğundan bugüne kadar pek çok çevremizde, yani coğrafyamızda, kardeş ülkelerimizde, komşu ülkelerimizde, işte bu depremlerde, afetlerde, savaşlarda inanılmaz görevler yaptı. Ve bu görevlerini de başarıyla hep yerine getirdi. Ve Kızılay dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor hepimizin? İşte kan lazım olduğunda kan veren, işte deprem olduğunda çadır kuran, işte yemek veren, aş veren, çorba veren, dağıtan, insanları giydiren, ısıtan bir kurum olarak aklımıza geldi. Ben Ankara'da 78'den beri Ankara'da yaşayan, 13 yaşından beri siyasetin içinde olan ve ilgili de bir insan, halkın içinde de olan bir insan olarak Kızılay'ın bir şey sattığını, hani maden suyundan hariç bu sodasını içiyorduk, çadır sattığını efendim ya da benzeri bu afetlerde kullanılabilecek bir mamul sattığını ilk defa duydum. Ve çok rahatsız oldum. Yani özellikle bir de biz depremin ikinci gününden beri kendim de sahada olduğum için en büyük ihtiyacın çadır olduğunu da orada gördüğüm için, çünkü bize gelenlerin çoğu çadır istiyordu. Yani gireceği bir yer, başını sokacağı bir yer istiyordu. Biz de işte AFAD'a, bakanlarımıza hemen iletiyorduk. Onlar da ellerinden geldiği kadar bunları kurmaya, kurdurmaya, dağıtmaya gayret ediyorlardı. Şimdi Kızılay'ın burada yapması gereken neydi? Burada yapması gereken deposunda, elinde, ürettiği, hatta dışarıdan alarak eğer bu imkanları varsa bütün çadırlarını hiç bekletmeden ilk günden itibaren bölgeye koordinolü bir şekilde AFAD'la da koordinasyon merkeziyle de göndermesi gerekiyordu. Ama duyduk ki çadır satılmış. Yani hem de şeyin üçüncü günü söylenene göre. Şimdi ben bir kere bunu doğru bulmuyorum. Ve Kızılay'ı böyle bir tartışmanın içine bırakanların da
beceremediklerini, yani burada bir beceriksizlik var. Burada akıl dışı bir şey yapıldığı çok açık ve net bir şekilde gözüküyor. Düşünülememiş. Önce savunuluyor, sonra efendim işte yanlış olduğu itiraf ediliyor. Bütün bunların bir sorumlusu var elbette ki. Ben de dedim ki sorumluluğu olanlar Kızılay'ı daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeden, sebebi ne olursa olsun, hangi sahikle olursa olsun, Kızılay'ın böyle bir tartışmanın içinde bulunuyor olması asla ben kabul etmiş değilim. Çünkü zaten öyle bir, Türkiye'de öyle bir siyaset kutuplaştı ki, şimdi devlet kurumları ya da hükümetin, iktidarın efendim işte kontrol ettiği kurumlarla ilgili zaten belli bir kesimin inanılmaz bir açık arama ya da kötüleme ya da işte efendim hizmetlerini yaptıklarını bile görmeyerek yapmadıkları üzerinden inanılmaz bir saldırı var. Şimdi bunu söylerken Kızılay'ın on binlerce çalışanı, yüz binlerce gönüllüsüne, diğer AFAD gönüllerimiz gibi, UMKE gibi, askerlerimiz gibi, polislerimiz gibi, diğer sivil toplum örgütlerimizdeki çalışanlar gibi hepsine teşekkür ediyoruz, şükranlarımı sunuyoruz. Ama işte dediğim gibi bu çadır satma hikayesi maalesef Kızılay'ın her gün 2,5 milyon öğün yemek verdiğini, efendim işte şu kadar çadır kurduğunu, bu kadar insanı giydirdiğini, şu kadar insana kan temin ettiğini, gıda verdiğini, bütün bunları ortadan kaldırdı ve Kızılay işte depremde bu kadar büyük bir afette çadır satan bir sanki ticari kuruluşmuş gibi bir algı oluşmasına sebep olundu. Kızılay'ın itibarına büyük bir darbe vuruldu. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Özellikle de Kızılay'ın başında bulunan, yönetiminde bulunan kimselerin tam tersine öncelikleri vatandaşa yardım etmek ve Kızılay'ın bu 154 yıllık kurumsal itibarına zarar vermemeleri gerekiyordu. Dolayısıyla bunun sorumluluğu kime aitse, daha doğrusu sorumlusu belli. Kızılay Başkanı, yönetim kurulu, ben sorumluluklarının gereğini yapmaları gerektiğini ifade ettim. Ettiniz, böyle bir şey açıklamanız mı oldu? Ben takip edemedim, kusura bakmayın. Tabii önce Twitter'da paylaştım. Ha, Twitter'da paylaştınız. 3 gün önce, daha sonra İstifa da İstifa etmeleri söyledim. Gerektiğini düşünüyorsunuz. Sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini söyledim. Herhalde evet. Anlarlar artık. Değil mi yani? Daha bunun bu çok adet. Ben öyle anladım, o yüzden çok, sordum. Çok net anlaşılan bir cümle yani. Evet. Peki. Ben istiyorsanız buradan ne yazdığımı aynen okuyayım. Siz şey yapmamışsınız, görmemişsiniz. Kusura bakmayın, ben takip edemedim. Efendim? Onu takip edemedim, kusura bakmayın. O yüzden açıklamanızı görmemiştim. Yok, tabii siz de yoğunsunuz. Ben aynen şöyle yazdım. 150 yılı aşan tarihinde bugüne kadar yaşanılan afetlerde, felaketlerde, savaşlarda ülkemizin ve bölgemizin en önemli güvencelerinden birisi olan Türk Kızılay'ımızın özellikle bugünlerde yaşadığımız büyük deprem afet şartlarında herhangi bir tartışmanın nedeni olmaması gerekirdi. Nedeni ne olursa olsun, göz bebeğimiz Kızılay'ımızı bugünkü tartışmaların dışında tutma becerisini gösteremeyen başkan ve yönetim kurulunun taşıdıkları sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyor. Fedakarca çalışan Kızılay mensuplarına da teşekkür ediyorum dedim. Ne zaman söylemişim bunu? Efendim işte 3 gün olmuş. 3 gün önce söylemişsiniz. 3 gün önce evet. Yani bu tartışmaların yapıldığı çıktığı gün. Günlerde evet. İfade etmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu stadyumlardaki... Bu paylaşımlar yaparken konuşurken de yine Kızılay'da çok böyle tartışmalar içinde de tutmak istemiyorum. Ama dediğim gibi bu zaten ifade ettiniz ama. Yani tabii. Kızılay'ı muhafaza etmek adına bunu yapması tabii. Gerektiğini söylediniz. Evet. Stadyumlardaki tezahüratlar üzerine çok ciddi yine tartışma yaşandı. Sayın Bahçeli'nin çok sert açıklamaları oldu. Daha sonra taraftarların maçı takip etmemesi yönünde karar açıklandı Fenerbahçe taraftarının. Nasıl bakıyorsunuz? Yani bu demokratik bir kendini ifade özgürlüğü ve protesto mudur? Yoksa başka bir şey olarak mı görüyorsunuz? Mehmet Akif Bey, ben bunları masum bir taraftar tepkisi olarak görmüyorum. Görmüyorsunuz. Ben futbol oynamış, futbol maçlarına çok sık olmasa da fırsat buldukça giden, neticede futbola sıcak birisiyim. Futbola yabancı birisi değilim. Eğer futbol statlarında toplu olarak sloganlar atılıyorsa bu mutlaka organizedir. Kim organize eder bunu? Bir, taraftar grupları organize eder. Amigolar organize eder. İki, bazen kulüp yöneticileri organize eder kendilerini işte yukarı çekmek için.
Bazen onların yönetimin karşısındaki yönetimler mevcut yönetimi eleştirmek için istifaya davet ederek yapabilirler. Bir de maalesef bazı kulüplerimizde siyaset de işin içine giriyor. Ben bu dönemde, yani bu deprem döneminde, böyle acılı bir günümüzde bu statlarda yapılan, işte efendim tamamen siyasete yönelik olan bu tepkileri, sloganları masum görmüyorum. Bunların efendim işte birileri tarafından yönlendirildiğini ve bunların arkasında siyasetçilerin de olduğunu, iş adamlarının da olduğunu, belediye başkanlarının da olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz. Biliyorum, evet. Bunları da gerekli yerlerle paylaştım. Bunları biliyorum. Yani dolayısıyla da bunları benim bildiğim gibi devlet de biliyor ve neticede hepsi için bunu söylemiyorum. Yani hepsi için yani bunu söylemiyorum. Bir organizasyon olduğunu, bir organizasyonun var. Başlangıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii, bir organizasyon var. O yüzden mi böyle bir yaklaşım var? Yani çünkü şu oldu, orada istifa sloganları atılırken bir tarafta da birileri onu ıslıkladı, o sloganı. Mesela böyle şeyler de yaşandı. Yani katılmayanlar da var stadyumda. Yani karşılıklı insanların görüşlerini paylaştıkları bir noktanın dışında, bir protestonun dışında. Şimdi bakın Mehmet Akif Bey, hepimiz çocukların ölümüne ya da annesi babası olan çocukların yetim ve öksüz kalmasına hepimiz üzüldük. Kahrolduk. Mümkün değil, kahrolduk. Şimdi eğer bir organizasyon olmazsa, bir statta bütün seyircilerin elinde oyuncaklar nasıl atılır? Ya birisi getirdi onu oraya, dağıttı. Ama oyuncak zaten organizasyondu. İşte yani. Organizasyon yani. İşte hayır, ya birisi getirdi, oraya göndermek attı, içindi. O... Tamam, birisi getirdi, attı ama onlardan sonra da siyasi sloganlar başladı. Yani o da orada istismar edilen. Yani beraber koordine edildiğini düşünüyorsunuz. Tabii, beraber koordine edildi. Yani önce bir duygusal ortam yaratıldı ve bu duygusal, zaten bu kitle psikolojisini bilen kişilerin de ben bu işin içinde kullanıldığını ya da onların düşüncelerinin alındığını ifade etmek istiyorum. Ondan önce Fenerbahçe stadında yapıldı yani mesela. Daha sonra bilinçli yürümeye başladı. Tabii bunların karşısında sizin dediğiniz çözüm gibi nedir? Karşı şeylerde, efendim işte tribünlerde farklı organize edilebilir, onlar da farklı sloganlar atabilir ama bu Türkiye'de ayrışmayı, kamplaşmayı daha da büyütür. Halbuki bizim bugünlerde neye ihtiyacımız var? Daha çok birliğe, daha çok beraberliğe, daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Nitekim biz bunu deprem bölgesinde gördük. Devletimiz tüm gücüyle sahada, bakanlarımız başta olmak üzere, bütün yetkililer, bütün kuruluşlarımız elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Baştan belki bir iki gün bir takım eksiklikler, noksanlıklar, gecikmeler oldu. Ama ondan sonra bütün gücüyle sahada. Efendim işte vatandaşımız, ya Türkiye'nin her tarafından aktı insanlar. Hatırlayın, buraya gelen bir Avrupalı arama kurtarma ekibi kendi ülkesinin televizyonda röportaj yaptığında ne diyor? Türkler çıldırmış gibi, tırlar uçuyor hani yardım götürürken. Ya düşünün, bizim Büyük Birlik Partisi, Alper Ocakları ve Avrupa teşkilatlarımız olarak 340 tır yardım malzemesi gönderdik. Yani sadece Büyük Birlik Partisi efendim işte 340, ben diğer minibüsleri, efendim şeyleri, kamyonetleri saymıyorum. Şimdi bütün vatandaşlarımız elindeki imkanları gönderdi. Dolayısıyla bizim siyasetçilerimize düşen burada vatandaşın gösterdiği bu sağduyu, bu birlik, beraberlik ve dayanışma hamlesine bizim siyasetçilerimiz de. Ama maalesef bazı siyasetçilerimizden, ben onlara siyasetçi de demiyorum, adam deprem bölgesine gidiyor, devlet düşmanlığı yapıyor. Bu devlete düşman olmak lazım diyor. Ya kardeşim, sen bir kere devlet yok diyor adam çıkıp. Ya devlet olmasa zaten sen devlet nerede diyemezsin ki. Afganistan'dakiler devlet nerede diyebiliyor mu? Suriye'dekiler devlet nerede diyebiliyor mu? Devlet var olduğu için sen devlet nerede diyorsun. Ama senin öyle bir gözünü hırs, iktidar hırsı ya da iktidar devirme hırsı ya da siyasi hırs bürümüş ki sen bin yıllık tarihi olan Türk devletini yok sayıyorsun. Devlet nerede ve bu devlete düşman olmak gerekir diyorsun. Ben de onlara dedim ki ya titreyin ve kendinize gelin dedim ya. Yani devleti eleştiremezsiniz, tamam. Yanlışlıklar varsa devlet kurumlarının, yetkililerin, bunları dile getirebilirsiniz. Yani devlet nerede? Ya kardeşim, gidin bakın devlet nerede? İşte devlet tüm gücüyle enkazdan vatandaşını çıkarmaya çalışıyor. Devlet tüm kurumlarıyla vatandaşını doyurmaya çalışıyor, giydirmeye çalışıyor. Yaralarını iyileştirmeye çalışıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bütün vatandaşlarına devletimiz şu anda, Allah aşkına Mehmet Akif Bey, şu anda devletin sahip çıkmadığı bir tane vatandaş var mı? Bütün vatandaşlarına sahip çıkıyor. Devlet, millet beraber sahip çıkıyor. Yani hal böyleyken, bu noktaya gelmişken
Bence herkesin burada daha ihtidalli, daha sağduyulu davranması ve yani buradan siyasi bir metafor oluşturarak işte ikinci bir gezinin yolunu buradan açmayı düşünmek falan, bunlar çok çirkin şeyler. Öyle bir endişe mi var Cumhur İttifakı'nda? Cumhur İttifakı'nda değil, halkta böyle bir düşünce var. Yani gezi gibi mi görüldü bu mesele, o atıldığında o sloganlar? O seviyeye gelmedi. Gelmedi ama öyle ama görüldü. Ama onu, bu bak, onun özlemini çekenler ustalardan sonra ne yaptılar? Tip gibi bazı sol radikal partiler sokağa indiler. Sokakları hareketlendirmeye çalıştılar. Maç oynatmak çözüm mü peki? Yoksa hani bu çağrıyı yapıp... Yok, ben seyircisiz oynatmanın şu anda doğru olmadığını, seyircili olmadı. Oynatmaya devam etmeyeni ama herkesin itidalli olma. Başta Futbol Federasyonumuz zaten gereğini yaptı. Zaten takım, önümüzde seçim var. Takım başkanlarımız, yani kulüp başkanlarımız... Bir sözünüz varsa sandıkta söyleyin. Tabii söylersiniz yani işte. Evet, yani seçim var işte, 14 Mayıs'ta seçim var. Herkes ne söyleyecekse sandıkta söylesin. Maçlar seyircili olmalı, bu bir çözüm değil diyorsunuz. Ama itidalli ama olmalı herkes. Ama deplasman seyircisinin alınmaması bir yere kadar belli bir süre için kabul edilebilir. Bu hatırlarsanız geçmiş döneminde tribünlerde başka hadiseler olunca o zaman da bu karar alınmıştı. Evet. Bu uygulamanın faydası görüldü geçmiş yıllarda. Bu uygulama belki yapılabilir. Bunu da hemen efendim işte bir yine orada bakıyoruz. Bazı siyasetçilerimiz nasıl alınmaz? İşte ben de gideceğim maça. İşte kapıyı kıracağım, gireceğim. Bunlar çok yanlış şeyler ya. Yani devlet bir karar almışsa ya da federasyon bir karar almışsa, kurumlar bir karar almışsa herkesin bu karara uyması lazım. Hem kararı beğenmiyorsanız çıkıp eleştirebilirsiniz düzgünce, münasip bir lisanla gidip görüşebilir. Bu kararın yanlış olduğunu, doğrusunun bu olduğunu ifade edebilirsiniz. Peki seçim dedik efendim. Herkes de kendisini zaten şurada 2 ay kaldı. Seçime geçmeden ben sandıkta... müsaade ederseniz depremle ilgili vatandaşlarımızdan gelen bir konuyu paylaşmak istiyorum. Buyurun. O da şudur. Maalesef biz şeyde de gördük bunu pandemi döneminde. Her dönemin fırsatçıları oluyor. Halkımızın kahir ekseriyatı yardım yağdırırken maalesef işte şu anda da en çok şikayet edilen, bize gelen şikayetlerden bir tanesi bu ev kiralarıyla ilgili. Maalesef o bölgeden işte bu taraflara göç işte gelme başlayınca bakıyorsun İstanbul'da 5 bin lira olan kiralar 10 bin liraya çıkmış. Ankara'da 3 bin lira olanlar 6-7 bin liraya çıkmış. Ve daha ahlaksız olanı şu Mehmet Akif Bey. Oturan kiracısına diyor ki yani sen buradan çık, ben bunu depremzedeye vereceğim diyor. Sanki bedava verecekmiş gibi adamı çıkartıp daha pahalı bir şekilde bunu verenler var. Bunlarla ilgili mutlaka ivedilikle şu anda hazırlanıyor. Bir tasarı, kanun çıkarılması lazım. Ceza yasamızda bunlara yer verilmesi lazım. Ve bunların mutlaka ama mutlaka bu ahlaksızlığı yapanların, bu fırsatçılığı yapanlara meydanın bırakılmaması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Bir diğer husus da esnaflarımızla ilgili. Gerçi bunu Sayın Cumhurbaşkanımız en son gittiğimiz yerlerden birisinde Doğanşehir'de, biz tabii her gittiğimizde oradaki kanaat önderleri, sivil toplum örgütleriyle de toplantı yapıyoruz. Muhtar temsilcileri konuşuyor, esnaf odası başkanı konuşuyor, ticaret odası başkanı. Sonra ben, işte sonra Sayın Bahçeli ve sonra Sayın Cumhurbaşkanımız. Orada gerçi açıkladı, o da şuydu, esnaflarımız hani bu evi yıkılanlara kira yardımı, işte konut yardımı, dükkanı yıkılanlar ya da dükkanı şu anda çalıştıramayanlar var. Bunlar da talepleri var. Ama o günkü konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız aynen evi yıkılanlara verilen destekler gibi dükkanı yıkılanlara ve dükkanını açamayan esnaflarımıza, ticaret erbabına da aynı şekilde destekler verileceğini açıkladı. Bunun da bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Bir son dakika geldi de şimdi. Bizim de konu başlığımız aslında. Pazartesi yeniden toplanacak muhalefet aday belirlemek için. Toplantı bitti mi şu anda? Toplantı bitti mi arkadaşlar? Bu arada yemeğe geçilmiş. 5,5 saatlik bir görüşme yemeğe geçilmiş. Zaten pazartesi bu altılı masa toplantılarında iki şey çok muntazam yapılıyor. Birincisi toplantının yeri, saati, ikincisinde yemek meselesi. Yani o konuda hiç bugüne kadar bir şaşma 14 olmadı. 14 Mayıs'ta mı seçim? Büyük ihtimalle öyle. Niye büyük ihtimalle diyorsunuz? Efendim? Yani niye mesela, bu niye açıklanmadı henüz? Şimdi YSK, yani nasıl olacak? Size mi gelecek, Cumhurbaşkanı karar verecek? Bu karar seçim 14 Mayıs'ta yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. 2 ay önce açıklanması gerekiyor. En az.
En az 2 ay yani önce. En geç 10 Mart'ta açıklanması lazım değil mi? En geç tabii 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart. Burada yani 14 Mayıs'ta olacağı için seçim. Yani 12 Mart'ta da açıklanabilir. Hayır, resmi gazetede de yayınlanacak ya. İşte şimdi o aynı gece yayınlanabilir. Mehmet Akif Bey aynı gece. 10 Mart Cuma'ya geliyor ya. 11-12. 13'ünde açıklanır, 14'ünde seçim olur. Yani o gün açıklanır, resmi gazetede yayınlanır. O niye son ana bırakılır bilmediğim için soruyorum. Yani sen niye bu hafta açıklanmıyor? Açıklayabilir. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın taktiği. Siyasi bir şey var mı? Onun taktik bir şey midir? O stratejik bir şey midir yani? Şöyle. Bilmediğim için soruyorum. Hayır şöyle. Tabii ki bu Cumhur İttifakımızla Millet İttifakı ya da Altılı Masa arasında geçecek seçim. Şu anda gözüken tablo bu. Şimdi burada tabii de her iki ittifak da bir taraftan kendi çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da karşı masa ya da karşı ittifak ne yapıyor? Efendim işte adayını belirleyebilmiş mi? Bir aday üzerinde efendim işte ittifak edebilmişler mi? Yoksa bir aday mı çıkacak, iki aday mı çıkacak? Efendim işte ortak listeyle mi girilecek, ayrı listeyle mi girilecek? Tabii bütün bunlara göre karşı ittifakta bir strateji belirliyor. Neticede seçim aynı zamanda bir stratejiyle yönetilecek bir süreç. Şimdi dolayısıyla burada seçim kararı ne kadar geç açıklanırsa ya da seçime yakın açıklanırsa, mesela şimdi diyelim ki eğer seçim kararı açıklanmış olsaydı muhtemelen bugün Altılı Masa adayını açıklayacaktı. Ama bugün herhalde adayını açıklamayacak. Pazartesi onlar tekrar açıklamıyorlar. Evet. Toplanacaklar. Karar açıklanana kadar. Hayır, ama onların açıklamamasının kararla da çok ilgisi yok. Çünkü şundan dolayı bu yaptığı bütün görüşmelerde, bu 14. görüşme mi? Evet, yani bizim aldığımız bilgi, bugüne kadar hiç aday konusunu konuşmamışlar. Yani hatta 2-3 gün önce Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu görüştüğünde de yine benim o iki partinin kurmaylarından aldığım bilgi, o 2 saatlik görüşmede de ne Sayın Kılıçdaroğlu ben aday olmak demiş, istiyorum, siz ne dersiniz demiş, ne de Meral Akşener hanımefendi siz aday mısınız diye sormamış. Yani bize gelen bilgiler bu. Yani orada herkes birbirine karşı, masadaki 6 kişi de birbirini kontrol ediyor. Birbirine karşı temkinli, dikkatli bir yaklaşım var. Çünkü erken bir söz söylerlerse ya da kendi adaylıklarıyla ilgili bir iddiayı ya da talebi gündeme getirirlerse sanki masada bir problem çıkacağı ve masanın dağılacağı gibi ya da eski birlikteliğini koruyamayacağı gibi bir şey var, düşünce var, inanç var. O gözüküyor. Ama bizim Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey söz konusu değil biliyorsunuz. Bizim adayımız belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve biz işte AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi. Ha, genişleyebilir mi? Elbette. Cumhur İttifakı'nın ilkelerini kabul eden başka siyasi partiler olursa bunlar da Cumhur İttifakı'na dahil olabilir. Ne oldu bilmiyorum. Öyle deprem girdi. Ya yeniden Refah Partisi olabilir. Başka partiler olabilir. Bunlar olabilir. Yani buradaki şey şu. Yani Cumhur İttifakı'nın ilkelerini benimseyecek. Adayını ve ilkelerini benimseyecek. Bu arada şey, o da nedir? Olacak? İlkeleri nedir? İşte devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Deprem bölgesinde seçim süreci nasıl olacak? Yani herkes oradan ayrıldı. Bugün Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaptı, takip edebildiyseniz. Bir açıklama yaptı. Tabii ki orada yeni bir sayım gerçekleştirilecek. Ve orada kalanlar elbette ki oylarını orada kullanacaklar. Ama bölgeyi terk edip örneğin İstanbul, Ankara'ya gelmişse orada adres beyan edenler de o bulundukları adreste sandıklarda vekil oylarını kullanacaklar. Vekil sayılarında değişiklik olacak mı? Bu nüfus ve seçim. Yok, yani değişiklik olmaz. Dolayı. Değişiklik olmaz. Ondan oyları muhtemelen yine şeye sayılır. Kendi bölgelerine sayılır. İstanbul'da oy kullananların da oyları kendi bölgelerine, kendi bölgelerine sayılır. Ona bir formül bulunur. Yani kesin böyle olacaktır demiyorum. Ama benim kanaatim, düşüncem, bilgim, bugüne kadarki tecrübem ve şu ana kadar aldığım duyumlar... Vekil dağılımları değişmeyecek diye düşünüyorsunuz. Vekil dağılımları değişmeyecek, evet. Peki Selçuk Özdağ bugün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı birkaç paylaşım yaptı. Seçim tarihinin resmi olarak açıklanmamasına ilişkin iktidarın bunu bilerek geciktirdiğini, siz de söylediğiniz bir strateji olabilir diye gerçi, ama işte Sayın İmamoğlu'nun beraat kararının o süreç içerisinde verilebileceğini hızlıca, adaylık konusunu aslında
yani bir an önce açıklasınlar diye uğraştıklarını ama kendilerinde soğukkanlı davranıp seçim takvimi netleştikten ve YSK açıkladıktan sonra vermesi gerektiğini ifade eder bazı cümleler yazdı. Ben okumadım, ben takip etmiyorum ama zaten çok beklenmeyeceğiz artık. Yani onunla şey 8 gün kaldı. En fazla bir hafta. Mehmet Akif Bey, yani bu tartışmalar bence gereksiz, boş tartışmalar. Ama 14 Mayıs'ta olacağı konusunda ve Cumhurbaşkanı götürecek, meclise gelmeyecek, doğru. Meclise gelmeyecek, evet. Meclise gelmeyecek. Meclise geldiği zaman 3 aylık bir zaman dilimi var. Yani o 2 ay 3 aya çıkıyor. Meclis kararı aldığında. O zaman seçim şeye kayar, Haziran. Haziran'a kayar. Haziran 18'de kayar. Ama Cumhurbaşkanı karar aldığında, ki zaten şu anda meclis aslında karar alabilir ama muhalefet biliyorsun yanaşmıyor şu anda karar almaya. Evet, istemiyorlar yani. Muhalefet istemiyor. Keşke alsa. Yani şu anda muhalefet yeni alabilir. Yeni seçim kanunu devreye girmeden olsun istiyorlar. Girdi. 6 Nisan'da girecek. Hayır hayır. İşte ondan önce seçim olsun istiyorlar. Şu anda ondan önce seçim olma imkanı yok. O geçti. O geçti. Dolayısıyla da muhalefet partileri, yani Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere seçim, erken seçim evet demiyorlar şu anda. Seçimden kaçıyorlar. Erken seçim evet demiyorlar. Büyük bir felaket yaşadık. O felaketin sonucunda Yüksek Seçim Kurulu'nun belki bu bölgede seçmen kayıtları ile ilgili yaşamını yitirenler, kaybolanlar, şu an henüz tespit edilemeyen, kimliği tespit edilemeyen vatandaşlar var. Buna dair seçimi aksatabileceği ve bir miktar ertelenebileceği de konuşulanlar arasındaydı ama öyle bir şey olmadı. Onun sorun yaratacağı düşüncesi var mı ya da neden olmadı? Benim fikrimi sorarsanız seçim ne zaman yapılsın diye ben onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Şahsen benim fikrim şu. Benim fikrim tabii siyasi partilerimizin ortak mutabakatıyla ancak olabilir. Bu anayasada geçici bir maddeyle ya da anayasanın ilgili maddesinde bir fıkra eklenerek. O da şudur. Çünkü seçim sadece anayasa savaş halinde ertelenebiliyor. Bunun dışında erteleme imkanı yok. Şimdi bizim önceliğimiz deprem. Dolayısıyla seçimin ertelenmesini mi istiyorsunuz? Deprem. Dolayısıyla bizim bütün gündemimizin deprem olması lazım. Bu yaraların sarılması lazım. Herkesin mağduriyetinin giderilmesi lazım. Herkesin iyileştirilmesi lazım. Yaralıların iyileştirilmesi lazım. Çocuklarımızın hepsinin okullarına başlaması lazım. Tamam, seçimi ertelemek. Evlerinin, yıkılanların evini vermek lazım. Ve bütün imkanların da, maddi imkanların da o bölgeye serdedilmesi lazım. Şimdi düşünün Mehmet Akif. Bir şey söyleyeyim, ertelemek mi? Bir saniye, şunu söyleyeyim, onu söyleyeceğim. 2024'te de bir yerel seçimimiz var bizim, Mart ayında. Evet. Bu iki seçimde sadece hazineden siyasi partilere verilecek para 10 milyar. Bu parayı depreme aktarsak 20 bin konut yapıyor, 20 bin ev yapıyor. Ertelenmese de zaten siyasi partilere çağırım, hazine yardımı alanlara. Lütfen bu parayı deprem bölgesine gönderin. Bu seçimde de illa koca koca otobüsler tutup müzikler çalmanıza, televizyonlara reklam vermenize ya da radyolara ya da broşür bastırıp dağıtmanıza gerek yok. Lütfen bu parayı depremzedelere verin. Sadece siyasi parti hepsine çağırın. Tüm parti. Tabii. Tüm partilere. Bu yerel seçimi birleştirilmesini mi? Birleştirebilirsek en azından hem seçimi biraz daha ötelemiş ama oluruz. Kasım ayı gibi falan olabilir. Ama hem de yok iki seçimi birlikte yaparız ve milletin, çünkü seçimde bir de adayların harcayacağı milyarlarca para var. Bu paralar da harcanmamış olur. Bu paralar da deprem bölgesine gider. İki seçim külfetinden de Türkiye peki kurtulmuş olur. Ve deprem yaraları önemli bir şekilde sarıldıktan sonra seçim, işte bütün bu seçmenler, sandıklar, bütün bu problemlerin, bütün bu tartışma alanlarının hepsinin dışına çıkarak iki seçimi peki birlikte yapmanın ben peki aslında şahsi fikrim olarak daha doğru olduğunu görüyorum ama peki şu anda gördüğümüz şey seçim 14 Mayıs'ta yapılacak gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olunuz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum size ve bizi izleyen depremzedelerimize. Depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımıza bir kere daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve sağlık, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Sağ olunuz efendim.